Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, Cumanız mübarek olsun. Bu dersimiz 15. dersin ikinci dersi yani ikinci kısmı. Bu videomuzda 15. dersi inşallah bitireceğiz. Burada alıştırmalar kısmı var. Alıştırmaları bitirdikten sonra bu 15. dersimiz bitmiş olacak. Bir sonraki videomuzda 16. derse geçeceğiz inşallah. Evet bir soru vardı bu e, derse devam etmeden önce soruyu yanıtlayayım bu dersleri bitirdiğimizde birinci ikinci hatta üçüncü kitabı bitirdikten sonra az da olsa Kur'an'ı anlayacak mıyız şeklinde bir soru az da olsa değil gayet iyi bir şekilde inşallah anlayacağız birinci ikinci ve üçüncü kitabı bitirdikten sonra anlayacağız ve Anladığımız halde biz yine Kur'an'la, hadislerle, kıssalarla, okuma parçalarıyla, farklı kitaplarda ki okuma parçalarıyla inşallah devam ettireceğiz derslerimizi. Anlamaya yönelik devam ettireceğiz birlikte çalışarak. Evet arkadaşımız farklı bir videoda göstermiş. Yani faydası olur mu şeklinde. Benim şahsi düşüncem temel alınmadan yani direkt Kur'anla başlamak aslında biraz zordur. Yani temel kaideleri öğrenmek gerekir. Bu birinci, ikinci ve üçüncü kitabı bitirdikten sonra zaten Arapçanın mantığıyla alakalı hemen hemen her şeyi halletmiş olacaksınız inşallah. Ondan sonra dilediğiniz kadar istediğiniz videoyu izleyin, istediğiniz e, e, videoyla çalışmalar yapın. Benim şahsi düşüncem. Fakat şu anda belirli bir temel oturtmadan direkt yani Kur'an'la başlamak biraz daha zor diye düşünüyorum ben. Bu benim kendi düşüncem. Yani ilk etapta aslında bazı temel prensipleri öğrenmek lazım, temel kaideleri öğrenmek lazım. Ve kendinize uygun gördüğünüz bir seriyi takip etmekte fayda var. Yani bu Seriden eğer memnunsanız bu seriyi takip edin. Farklı kaynaklara pek fazla e, bakmadan e, takip edin. Diğer arkadaşların yapmış olduğu eğer seriler daha uygunsa sizin açınızdan o seriyi takip edin. Yani bir oraya bir e, diğer videoya atlayarak aslında pek fazla verimli olduğunu düşünmüyorum ben hatta kafa karıştırır ve daha zor bir hale getirir öğrenmeyi. O yüzden bulunduğunuz dersi iyi çalışın, bol miktarda tekrar ederek çalışın inşallah ve zahmetin arkasından inşallah rahmet gelecek ve ileriye daha doğrusu ileride inşallah belirli bir mesafe kat ettikten sonra geriye baktığınızda inşallah ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. Öğrenme sabır işidir. Yani sabır göstermek lazım. Aceleci olmamak lazım. Öğrenirken acele etmemek lazım. Bol miktarda tekrar ederek, sindire sindire, hazmederek bunları, kaideleri, kelimeleri öğrenmemiz gerekir. Bu kitapta dediğim gibi daha önce de söyledim. ideal bir kitap neden? Okuma parçaları var. Gramer kaideler ve kaideleri verilmiş ve konu konu işlenmiş dersler ve aşırı derecede bol miktarda alıştırmalar var. Alıştırmaların faydası nedir? Burada şimdi alıştırmalara baktığımızda daha önce gelen gelmiş olan kelimeleri içinde bulundurur. Kaideler işlenir. Ve burada çoğullar, tekiller, bunları tek tek çalışmanıza gerek yok. Cümlelerin içerisinde soruların ve cevapların içerisinde var, ifadelerin içerisinde var. Yani alıştırmalar kısmında bulunduğunuz dersle alakalı ve daha önceki derslerle alakalı kelimeler ve kaideler, cümle yapıları zaten işlendiği için, tekrar edildiği için çok faydalıdır. Ben alıştırmalar kısmında sonuçları da ilave ederek, hem ee, buradaki aslında birinci alıştırmaya bakarsak sorular var cevapları yok biz bunları men antuna dendiğinde kendimiz bu cevabı vermemiz gerekir bu biraz daha zor böyle bunu yapmak yerine yanıtı yazdım ben burada cevabını da yazdım bunu sorusu ve cevabı ile birlikte bol tekrar edersek yine aynı başarıyı Ulaşırız inşallah ve belirli tekrardan sonra da ekrana bakmadan tekrar ederseniz daha önce de söyledim. Bu konuşmaya atılan ilk adımlardır bunlar. Bu şekilde çalışırsanız faydasını görürsünüz inşallah. Evet birinci alıştırmaya bakalım. Men entunne. Men entunne siz kimsiniz? Bayanlara 3 üç ve üçten fazla bayana veya kıza hitap edilen bir soru hitap edilerek sorulan bir soru. Men antunna siz kimsiniz? Nahnu biz banatu şeyhi. Şeyhin kızlarıyız. Nahnu banatu şeyhi. Biz kız şeyhin kızlarıyız. Hangi şeyhin? Abbasin. Nahnu banatu şeyhi Abbasin. Biz şeyh Abbas'ın kızlarıyız. Eyna ummunna? Sizin anneniz nerede? Erkeklere hitaben olmuş olsaydı bu soru. Eyna ummukum? Eyne ummukum anneniz nerede? Bayanlara hitaben eyne ummukunne. Sizin anneniz nerede? Hiye o firyadi riyatta, riyat şehrinde. Hiye firyadi. Eyne ummukum anneniz nerede? Pardon. Eyne ummukunne ummukum erkeklere hitaben ummukunne bayanlara hitaben. Eyne ummukunne sizin anneniz nerede? Hiye firyadi o riyatta. Eyne baytukunne. Ayna Baytukum sizin eviniz nerede Erkeklere hitaben olsaydı Ayna Baytukum olurdu Ayna Baytukum Ayna Baytukum sizin eviniz nerede Baytuna bizim evimiz karibun min yakındır e yakındır nereye El Mataru ne demek El Mataru havaalanı demek Karibun min El Matari havaalanına yakın Baytuna, karibun min El Matari bizim evimiz havaalanına yakın Ayna uhukunna uhukunna sizin sizin kardeşiniz erkek kardeşiniz abi olabilir bu küçük olabilir büyük olabilir erkek kardeş Ayna uhukunna sizin kardeşiniz nerede yani erkek kardeşiniz nerede veya abiniz nerede Ayna uhukunna Evet bu erkeklere hitaben olmuş olsaydı Ayna ahukum olurdu bu Ayna uhukunna Zahaba gitti Ma'a ummina. Bu nedir? Ummuna bizim annemiz. Ma geldiği için başına ma'a ummu ummi olmuştur. Ummina. Ma'a ummina. Zahaba gitti. Ma'a ummina. Annemizle beraber. Ummuna annemiz. Ma'a ummina. Annemizle beraber. İle riyadi. Riyada gitti. Zahaba ma'a ummina. İle riyadi. Evet annemizle beraber riyada gitti. Ayna ahukunna. Zahaba ma'a ummina. İle riyadi. Ayna madrasatu Ayna madrasatu Madrasatun okul demek. Madrasatun madrasatu sizin okulunuz. Madrasatu kum sizin okulunuz erkeklere hitaben olurdu. Madrasatu bayanlara hitaben. Ayna madrasatu sizin okulunuz nerede? madrasatuna bizim okulumuz madrasatuna bizim okulumuz karibatun min burada karibun değil de karibatun neden diyoruz madrasatun dişi kabul edilen dişilik teyisi olan bir e, dişi kabul edilen bir isimdir madrasatun o yüzden madrasatun için karibun değil karibatun diyoruz madrasatuna min minel beyti eve yakın okulumuz eve yakın burada Beytuna karibun dedik. Neden? Beytun erkek kabul edilen bir isim. Madrasatun dişi kabul edilen bir isim. Beytuna karibun min. Madrasatuna karibatun min. Diyoruz. Karibatun minel beyti. Evet. Zahabtunna gittiniz. Zahabtunna. E gittiniz mi? Nereye? İlel madrasati okula. İlel madrasati ne zaman? El yevme bugün. El yevmu u ile gün demektir. El yevme e ile Bugün demektir. Ezehebtunna ilel madresetil yevme. Bugün okula gittiniz mi? Na'am, evet, ezehebna, gittik ve raca'na ve döndük. Yani okul bitmiş. Ee, bu soru sorulduğunda, na'am, ezehebna ve raca'na, evet, gittik ve döndük. Evet, ikinci alıştırmamıza geçelim. Mithalun, misal. E tullabun. Buradaki alıştırmada aslında ne vardı? Bu sol taraf verilmemişti. Burada misalun e entum Siz öğrenciler misiniz? Türkçede biz nasıl deriz? Siz öğrenciler misiniz dediğimizde bunu kime deriz? Erkek gruba da bunu sorabiliriz. Bayan gruba, kız grubuna da bunu sorabiliriz. Siz öğrenci misiniz deriz misal. Arapçada ise erkeklere soru şekli farklıdır kızlara, bayanlara soru şekli farklıdır. Burada bunu görüyoruz. Mithalun, misal örnek. Antum tullabun siz öğrenci misiniz? Yani siz öğrenciler misiniz? Bayanlara hitaben, kızlara hitaben ise entum demiyoruz. Entunna. ne? siz talibatun, talibatun kız öğrenciler misiniz? Entunna talibatun siz kız öğrenciler misiniz? Tabii bu yani erkekler ve bayanlar için kullanılan şekiller farklıdır. Türkçede bu aynıdır. Yani biz erkek gruba da bayan grubuna da ne deriz? Siz öğrenci misiniz deriz. Antum tullabun, entunna talibatun. Burada zaten tekillerini daha önce okuma parçalarında, önceki derslerde veya bu derste gördüğümüz için görüyoruz. Burada şu alıştırmayı da yapabilirsiniz. Bunları bol miktarda tekrar ettikten sonra misal tüllebun bu tekili neydi bunun talibun misal şeklinde bunun tekilini bulabilirsiniz. Talibetun talibetun şeklinde ee, bunun talibetun şeklinde bunun tekilini bulabilirsiniz. Evet bu şekilde de bir çalışma yapabilirsiniz. E antum mudarrisuna. E antum mudarrisuna. Mudarrisuna neydi? Öğretmenler, erkek öğretmenler. E antum mudarrisuna siz öğretmen misiniz? Yani erkek öğretmen misiniz? E antum mudarrisuna. Bayan öğretmenlere veya bayanlara nasıl sorulur bu soru? E antum mudarrisuna yerine e antunna mudarrisatun. E antunna mudarrisatun. Antunna mudarrisatun. Ben burada manasını tekrar etmeyeceğim. Şuradaki mananın aslında bu manası aynıdır. Antum mudarrisun siz öğretmen misiniz? Erkeklere diyorum. Burada siz öğretmen misiniz derken de bayanlara yani siz bayan öğretmen misiniz şeklinde bu soruyu sormayacağım ben. Siz bu sırada sol taraftaki sıradaki sorular bayanlara, bu sağdakiler erkeklere ama Türkçe manası aynıdır. Evet. E antum atibbu? E antum tibbu? Siz doktor musunuz? Yani siz doktorlar mısınız? E antum atibbu. Bayanlara nasıl sorarız bunu? E antunna tabibatun. E antunna tabibatun. E antum ikhwatu Hamidin. E antum ikhwatu Hamidin. Sizler Hamid'in kardeşleri misiniz? Erkek kardeşleri misiniz? Yani kardeşleri misiniz? Antum entum ihvetu Hamid'in. Siz Hamid'in erkek kardeşleri misiniz? E entunne ehevatu Hamid'in. E entunne ehevatu Hamid'in. E entunne Hamid'in. Sizler Hamid'in kız kardeşleri misiniz? E entum muslimuna, e entum muslimuna, siz Müslüman mısınız, sizler Müslümanlar mısınız erkeklere hitaben? E entum muslimuna, e entunne muslimatun, e entunne muslimatun, bayanlara soruyoruz bu soruyu. Sizler Müslüman mısınız, Müslümanlar mısınız? E entum a'mamu mahmudin, e entum a'mamu mahmudin, sizler Mahmud'un amcaları mısınız? Ammun a'mamun. E a'mamu Mahmud'in. Sizler Mahmud'un amcaları mısınız? E entunna ammatu Mahmud'in. E entunna ammatu Mahmud'in. Sizler Mahmud'un halaları mısınız? E entunna ammatu Mahmud'in. Sizler Mahmudun halaları mısınız? E antum abnaul mudiri? E antum abnaul mudiri? Sizler müdürün oğulları mısınız? Antum abnaul mudiri. E banatul mudiri. E banatul mudiri? Sizler müdürün kızları mısınız? E antum abnaul mudiri? A antunna banatul mudiri. A antum aba utullabi. Aba burada uzatıyoruz. Aba babalar demek. Aba utullabi sizler öğrencilerin babaları mısınız? A antum aba ab, utullabi. A antunna ummahatut tullabi. A antunna ummahatut Eentunne sizler bayanlara hitaben eentunne ummehâtu tullâbi öğrencilerin anneleri misiniz? Yani burada erkek öğrenci iki durumda da fakat babaları anneleri misiniz? Yani burada tullâbi aslında tullâbın hem erkek hem bayanlar içinde kullanılır. Karışık ise erkekler için kullanılan şekil kullanılır. Eentum ebâu tullâbi sizler öğrencilerin babaları mısınız? Antunna ummahatut sizler öğrencilerin anneleri misiniz? Evet bu erkeklere hitap şekilleri sağ tarafta, bayanlara hitap şekilleri sol tarafta bu alıştırmamızda mithalun misal, misal ayna baytukum sizin eviniz nerede kime diyoruz bunu erkeklere burada zaten ya ihvanudan bunu görüyoruz ihvanu ey kardeşler burada ey kardeşler derken erkek kardeşler kastedilir ey kardeşler yani bu e, öz kardeşler manasında değil ey kardeşler ayna baytukum eviniz nerede ya ihvanu ey kardeşler burada ise ayna baytu baytukunna baytu eviniz nerede? Ya ehavatu ey kardeşler. Burada da tabii ey kardeşler diyoruz da bayanlara hitaben, erkeklere hitaben ya ihvanu, bayanlara hitaben ya ehavatu şeklinde. Yani burada da görüyoruz ki erkeklere ve bayanlara hitap şekilleri farklı Ama Türkçe'de ne diyebiliriz? Evleriniz nerede ey kardeşler? Bunu erkeklere de diyebiliriz, bayanlara da diyebiliriz. Ayna baytukum ya ihvanu? Eviniz nerede? Evleriniz nerede ey kardeşler? Eyna baytukunna ya ahabatu. Ey kız kardeşler diyelim anlaşılsın diye. Eyna baytukunna ya ahabatu. Ey kız kardeşler sizin evleriniz nerede? Eyna ahukum. Ey erkek kardeşiniz yani kardeşiniz erkek kardeşiniz nerede ya ihvanu ey kardeşler? Eyna ahukum erkek kardeşiniz nerede ya ihvanu tabii bu şu manada yani erkek kardeşiniz derken biz nasıl deriz bu soruyu kardeşiniz nerede ey kardeşler yani bir tane kardeş eksik onun için diyoruz ki kardeşiniz nerede ey kardeşler eyna ahukum ya ihvanu bayanlara hitaben nasıl deriz eyna ahukunna kardeşiniz nerede yani erkek kardeşiniz nerede ya ihvatuk ey kız kardeşler Ayna ya ahabat. Burada da o yüzden dediğim alıştırmayı bol yaparsanız daha iyi olur. Yani bunların Türkçelerini verme yerine sürekli tekrar edin. Ayna baytukum ya ihvanu. Ayna baytukum ya ihvanu. Zihninizde canlandırın. Bu soruyu erkeklere soruyorsunuz ve karşınızda erkekler var onlara e, hitaben soruyorsunuz. Ayna baytukum ya ihvanu. Türkçesini vermeyin. Anladıktan sonra bunu Arapçasını sade tekrar edin. Ayna ya ihvanu. Ayna baytukunna ya ihvatu. Ayna baytukunna ya ihvatu. Bayanlara hitaben, kızlara hitaben soruyorsunuz bu soruyu. Böyle tekrar edin. Ayna baytukum ya ihvanu. Ayna baytukunna ya ihvatu. Ayna akhukum ya ihvanu. أين أخوكم يا إخوانو أين أخوكنا يا خباتو؟ أين أخوكنا يا أخباتو؟ أين مدرستكم يا إخوانو أين مدرستكم Okulunuz nerede ey kardeşler? Eyne madrasatu kum ya ihvanu bayanlara hitaben eyne madrasatu kunna ya ahavatu. Eyne madrasatu kunna ya ahavatu. Tekrar ederken de dediğim gibi çok önemli birkaç tekrardan sonra ekrana bakmadan söyleyeyim bunu. Karşınızda erkek grup ve kız grubu düşünerek bu soruyu sorun. Eyne madrasatu kum ya ihvanu ayna madrasatu kunna ya ahabatu şeklinde sorun bu soruları. Mata <mâ> ihtibarukum ya ihvanu mata ihtibarukum ya ihvanu imtihanınız sınavınız ne zaman ey kardeşler mata kum sizin sınavınız ne zaman meta ne zaman mata ihtibarukum ya ihvanu burada meta şeklinde uzatılır. Fakat geçiş olduğu için matah değil, matah tibarukum, matah Sınavınız ne zaman ya ikvanu ey kardeşler? Matah tibarukun ne diyoruz burada? Matah tibarukun ne? Sınavınız ne zaman ya ekhabatu ey kardeşler? Aha da ammukum ya ikvanu, aha da bu. Ammukum amcanız ya ihvan bu amcanız mı yani e var başında haza ammukum ya ihvanu demek siz, bu sizin amcanız başında e olduğu için bu sizin amcanız mı ahaza ammukum ya ihvanu bayanlara hitaben ahaza ammukunna ya akhabat ahaza ammukunna ya akhabat bu sizin amcanız mı eks kardeşler abaytukum qareebun ya ihvanu abaytukum qareebun ya ihvanu Ebeytukum karibun, Sizin eviniz yakın mı ya ihvanu ey kardeşler? Ebeytukunna qaribun ya akhabatu. Ebeytukunna qaribun ya akhabatu. Ey kız kardeşler, sizin eviniz yakın mı? Ebeytukum karibun ya ihvanu. Ebeytukunna qaribun ya akhabatu. Fi ayi şehrin ihtibarukum burada geçiş şöyledir. Şehrin sonunda bir sakin, nun var. Şehrin. Burada ise sakin bir ha var. Şehrin iki tane sakin yayın yana söylenmeyeceği için şehrin o son nunun nuna bir kesre i ilave ederiz. Şehrin ihtibarukum. Fi ayi şehrin ihtibarukum diyoruz buna. Fi ayi şehrin ihtibarukum. Evet hangi şehirde sınavınız? Sizin sınavınız hangi şehirde? Fi ayyi şehrin ihtibarukum ya e, e, ihvanu ey kardeşler. Fi ayyi şehrin ne? fi ayyi şehrin ne? sizin sınavınız hangi şehirde ya e, ihbatu ey kız kardeşler. Evet burada anta, antum, anti, antunna eksikti aslında bu alıştırmalar kısmında. Buraya bunlar ilave edilmesi gerekiyordu. Burada bunları da ilave edilmiş haliyle aldım. Tekrar ederiz burada. Zaten buradaki kaideleri burada tekrar ederek anlarız, görürüz zaten. Ente ne demekti? Sen erkeklere hitaben. Enti sen bayanlara hitaben. Entum siz erkeklere hitaben. Entunna siz bayanlara hitaben. E ente muslimun. Burada e enti olmaz. E entum, e entunne olmaz. Tekil, tekiller için ente enti diyoruz. Çoğullar için entum, entunne. E ente muslimun. Sen bir Müslüman mısın? Yani Müslüman erkek misin? E ente muslimun. Sen bir Müslüman erkek misin? E enti Maridatun, e anti maridatun. Erkek olmuş olsaydı nasıl derdik? E anta maridun, e anta maridun sen hasta mısın? E anti maridatun sonunda dişilik tesi ilave ederiz sıfatlara bayanlar için. E anti maridatun sen hasta mısın? Burada bayanlara hitabe nasıl derdik bunu? E anti muslimatun. E anti muslimatun. antunna tabibatun. A antunna tabibatun. Sizler doktorlar mısınız? Yani bayan doktorlar mısınız? Burada erkeklere hitaben nasıl derdik? E antum atibba'u, e antum atibba'u derdik. Evet, e antum tüccarun, sizler tüccarlar mısınız? Erkek tüccarlar mısınız? E antum tüccarun. E anti bintul mudarisi, e anti bintul mudarisi, sen öğretmenin kızı mısın? E anti bintul mudarisi, sen öğretmenin kızı mısın? E antunna ahabatu Abbasin. antunna sizler Abbas'ın kız kardeşleri veya ablaları mısınız? E antunna ahabatu Abbasin. Sizler Abbas'ın kız kardeşleri misiniz? antum tullabun. E antum tullabun. Sizler erkek öğrenciler misiniz? Bu alıştırmada ise ''ke, kum, ki, kunne'' ilaveleri yapılmış. Bunun manası nedir? Misal ''beytu'' ''ke'' senin evin, ''beytu'' ''kum'' sizin eviniz, ''beytu'' ki senin evin bayana hitaben, ''beytu'' ne sizin eviniz, senin evin, sizin eviniz şeklinde bir ifade. Erkekler ve bayanlar için ayrı ''ke, kum'' erkeklere, ''ki, kunne'' bayanlara, ''kum, kunne'' çoğul için ''ke, ki'' ise tekil için kullanılmış. Ayna baytukum ya ihvanu. Ayna baytukum ya ihvanu. Sizin eviniz nerede ey kardeşler, erkek kardeşler manasında. Aha da kitabuke ya Hamidu. Aha da kitabuke ya Hamidu. Bu senin kitabın mı ey Hamid? Saatuki cemilatun ya Leyla. Saatuki cemilatun ya Leyla. Ey Leyla, saatin güzel Men abukunna ya akhawatun abukunna ya akhawatun sizin babanız kim ey kız kardeşler Mesmuka ya akhi mesmuka ya senin adın ne senin ismin ne ey kardeş erkek için söylenen bir şey ey kardeş Mesmuka ya akhi ya ukhti Mesmu ya uhdi. senin adın ne senin ismin ne ey kız kardeş Mesmuki ya uhdi. ey kız kardeş değil ey kız kardeşim burada da ey e, erkek kardeşim manasında yani akhi benim erkek kardeşim ukti benim kız kardeşim ama bu tabii ki öz olmak zorunda değil genelde Müslümanlar arasında kardeş tabiri kullanıldığı için. Mesmuka ya ahi senin adın ne ey kardeşim erkek için Mesmuki ya uhti senin adın ne ey kardeşim deriz yine ee, bayan içinde Türkçede ayrım yapmayız ey kardeşim şeklinde E ummu kunna fil beyti ya banatu E ummu kunna fil beyti ya banatu Sizin anneniz evde mi ey kızlar ya banatu ey kızlar e ummu kunna fil beyti. E sizin anneniz fil beyti evde. Başına e gelmiş. E ummu kunna fil beyti sizin anneniz evde mi? Ya banatu ey kızlar. Ma asma ukum un isimler. Ma asma sizin isimleriniz ne? Sizin adlarınız ne? Ya ihvanu ey kardeşler erkeklere hitaben. Ma asma ya ihvanu. Ma esmâukum ya ihvânu. Ey kardeşler sizin adlarınız isimleriniz ne? Burada ana ve nahnu ilaveleri yapılmış. Tekin, tekil kişi için yani konuşan kişi için erkek veya bayan olması fark etmez. İki durumda aynı ifadeyi kullanır. Evet. Evet. Aynı ifadeyi kullanır derken ene aynıdır. Erkek de ene der, bayan da ene der. Nahnu erkek de nahnu der, bayan da nahnu der. Fakat erkek, misal burada örneklerde göreceğiz bunu. Erkek muslimun der, ene muslimun. Bayan ene muslimetun der. Bayanlar için kullanılan e, isim şeklini veya sıfat şeklini kullanır. Bakalım burada ene muslimun, ene muslimun. Bunu kim diyor? erkek diyor ana muslimun ben bir müslümanım nahnu muslimune'' nahnu muslimuna bizler müslümanlarız Bunlar, bunu kim diyor bunu erkekler diyor nahnu ne. ana muslimetun ana muslimetun ben bir müslümanım bunu kim diyor bir bayan diyor ana muslimetun nahnu muslimatun nahnu muslimatun bizler müslümanlarız bunu kim diyor müslüman yani kadınlar diyor nahnu muslimatun nahnu banatul mudiri nahnu banatul mudiri bizler müdürün kızlarıyız kim diyor kızlar diyor bunu nahnu banatul mudiri bizler müdürün kızlarıyız evet ana ibnul mudarrisi ana mudarrisi ben öğretmenin oğluyum. Ana ibnul mudarrisi. Ben öğretmenin oğluyum. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun bizler öğrencileriz. Bunu kim diyor? Erkek öğrenciler diyor. Bunu Nahnu tullabun. Evet. Ana maridatun. Ana maridatun ben hastayım. Bunu diyen kişi kim? Bunu diyen kişi bir kız veya bayan. Erkek nasıl derdi? Ana maridun derdi. Bayan ana maridatun diyor. Ben hastayım diyor. Evet burada birkaç tane cümlemiz var. Zahaba Zahaba abi ila al-Kahirati qabla Zahaba gitti abi babam ila al-Kahirati Kahire'ye, Kahire şehrine qabla usbu'in bir hafta önce. Zahaba abi ila al-Kahirati qabla bir hafta önce babam Kahire'ye gitti. Meta <laughs> haracte ne zaman çıktın? Meta haracte minel fasli sınıftan ya Muhammed ey Muhammed. Ey Muhammed sınıftan ne zaman çıktın? Meta haracte minel fasli ya Muhammed. Haracte ba'de dersi dersten sonra çıktım. Haracte çıktım ba'de dersi dersten sonra. Zahabtu gittim ilel mescidi mescide. Kabl el ezani ezandan önce. Ezandan önce mescide camiye gittim. Zehebtu ilel mescidi kablel ezani. Meta zehebe ne zaman gitti? Meta ne zaman zehebe gitti? Meta zehebe ne zaman gitti? Ammu senin amcan bu buraya kadar bu şekilde okuduğumuzda neyi anlıyoruz? Meta zehebe ammu ki bir bayana hitap edilerek bir kıza hitap edilerek sorulan bir soru bu. Meta zehebe ammu ki <speaking> senin amcan ne zaman gitti? Nereye? İle Riyadi, Riyada, Riyad şehrine. Ya Aminatu. Ey Amine, senin amcan Riyad, Riyada ne zaman gitti? Meta zahaba ammuki ile Riyadi ya Aminatu. Zahaba qabla şehrin. Qabla şehrin. Şehrun bir ay, qabla şehrin bir ay önce. Bir ay önce gitti. Evet. A, qabla salati zahabta. Evet, قبل الصلاة namazdan önce zehbte gittin. Zehbte gittin. E قبل الصلاة ذهبت إلى matami namazdan önce restorana, lokantaya, yemekhaneye gittin mi? E قبل الصلاة ذهبت إلى المطعم, restorana, lokantaya, yemekhaneye namazdan önce gittin mi? La zahabtu veya namazdan önce mi gittin şeklinde de sorusu restorana lokantaya namazdan önce mi gittin şeklinde de bu soru Türkçe sorulabilir. La <laughs> zahabtu? Hayır, gittim ne zaman? Ba'da salati, namazdan sonra. Yani restorana lokantaya namazdan önce mi gittin? La, hayır, zahabtu ba'da salati. Hayır, namazdan sonra gittim. Evet 15. dersimizi bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda inşallah 16. dersimize başlayacağız. İnşallah bol tekrar ederek çalışın bu dersleri. Evet sabrederek inşallah bol tekrar ederek dersleri çalışın. Pes etme yok inşallah ve bu şekilde çalıştığımızda siz de göreceksiniz epey bir mesafe kat edeceğiz kısa süre içerisinde inşallah. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.